Sizler de hoş geldiniz. Bugün aramızda misafirlerimiz var. Meclis toplantımıza Necmettin Erbakan Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesinden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Meclisimizde misafir olarak bulunuyorlar. Geleceğin yöneticileri, geleceğin işte milletvekilleri, belediye başkanları, valileri diyelim, kaymakamları aramızdalar. Belki meclis üyeleri inşallah. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Tabii öğrencilik yıllarında bu tür deneyimler önemlidir. Bizzat belediye meclislerini takip ederek belediye meclislerinin çalışma ve işleyişini yerinde görmek dersimizin bir parçası herhalde. Kamu yönetimi bölümü önemli bir bölüm. Ülkemizde kamu yönetimi bölümünden yetişen birçok yöneticimiz var. Özellikle son yıllarda da üniversitelerimiz çok başarılı öğrenciler yetiştiriyorlar. İnşallah sizler de gönlünüzde ne geçiyorsa oralarda hangi meslek, hangi branş geçiyorsa oralarda olursunuz diye size de dua ediyoruz inşallah. Tabii bizler de gençlerimizin, öğrencilerimizin gerek ilkokul döneminden ve lise dönemlerinden başlayarak üniversiteyi bitirinceye kadar hep yanında olmaya, onların onlara destek vermeye gayret ediyoruz. Özellikle eğitim çağında Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız birçok projelerimiz var. Okullar yapıyoruz. TÜBİTAK'la yaptığımız ortak hizmet protokolleriyle projelerimiz var. Yine gençlerimize maddi desteklerimiz var. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimize yönelik desteklerimiz var. Öğrencilerimiz çünkü geleceğimiz olarak görüyoruz. Gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyoruz. Geleceğimize ne kadar yatırım yaparsak o kadar güçlü bir geleceğe sahip oluruz diyoruz. Ve belediye imkanlarımızı burada tabii meclis üyelerimiz hep karar alma merciindeler. Onlar da gençlikle ilgili, gelecekle ilgili, çocuklarımızla ilgili bir konu geldiği zaman tereddütsüz hepsi oy birliğiyle kabul ediyorlar. Onlara da ben gençliğimize, geleceğimize sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. 5216 sayılı ve 5393 sayılı yasa ile başladı 2005 yılında. Onun için o yasadan sonra yine 6360 sayılı 2014 seçimleriyle yürürlüğe giren bir mevzuat var. Belediye kanunlarında değişiklik yapıldı. Bu ne yaptı? 30 tane büyükşehir belediyesi ile 51 tane il belediyesini ayırmış oldu. Şöyle söyleyeyim, büyükşehir belediyeli sınırlar içerisindeki özel idareler kaldırılarak il sınırları belediye sınırı olarak kabul edildi. Büyükşehir belediyeleri tamamen il çapında hizmet vermeye başladılar. Böylelikle o büyükşehir olan ve özel idareleri kaldırılan büyükşehir belediyelerin içerisindeki belde belediyelerine de son verilmiş oldu. Belde belediyeleri kaldırılınca sadece ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri kaldı. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu var. Bir de 5393 sayılı Belediye Kanunu var. Ama bunların her ikisi de belediyelerin herkes ilgilendiren maddeler var. Dolayısıyla bu mevzuata göre 30 tane Büyükşehir Belediyesi şu anda hizmet veriyor. Bizim Konya'mızda da 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi sınırları il sınırı oldu. Böylelikle 168 tane belediye kapanarak mahalleye dönüşmüş oldu. Bunların içerisinde 6000-7000 nüfuslu yerler de var. Tabii küçük olan beldeler de var. Ne oldu peki derseniz, hakikaten beldelerde, köylerde birçok hizmet büyükşehir vasıtasıyla görüldüğü için daha çok hizmet götürüldüğünü düşünüyoruz biz. O dönemde de ben Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yaptım ve bu koordinasyonun başında bulundum. Bizim 168 beldemiz vardı, 1200 mahallemiz vardı, işte 31 ilçe. Hepsinde de ciddi hizmetler yapıldı. Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler kabul edilmiştir. Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler kabul edilmiştir.
Evet, birinci gündem maddemizden başlıyoruz. Sayılır, resmi gazetede yayınlanan yönetmelik kapsamında incelenmek üzere, rapor hazırlanmak üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Eğitim verilmesi açısından ortak protokol yapılması kapsamında meclisimiz sunulmuştur başkanım. Son yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde hepimiz gördük. O dönemde tabii ki belediyemizin imkanları ölçüsünde oradaki kullanılacak tuvalet ve diğer ihtiyaç malzemeleri, yatakhaneler vesaire hepsiyle ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatıyoruz. Orta derecede seviyede hazırlıyoruz ekiplerimizi. Teşekkür ediyoruz sizlere ve bizleri de davet ettiğiniz için. Özellikle gençlerimizin bizden çok talebi oluyordu, kütüphane talebi.